paylaşım platformu olan YouTube, bir 15. yılında kutluyorum. Video paylaşımları için böyle bir platform kurma fikrinin arkasında ise bir şarkıcının başına gelen talihsiz bir olay yatıyor. Videoların paylaşımı için bir platform kurulması fikrine ilham veren olay, 2004 yılında Amerika'nın Ulusal Amerika Futbol Ligi'nin finaline devre arasında şarkıcı Justin Timberlake ile birlikte konser veren Janet Jackson'ın Hazara memesinin görünmesi oldu. Bir şarkının sonlarına doğru Timberlake'in Janet Jackson'ın kıyafetin bir üst kısmını tutup çekmesi sonucunda Jackson'ın memesi görülmüş ve bu olay Amerika'da büyük bir infiale yol açmıştı. O dönem iktidarda bulunan Bush yönetimi bu olaya sert tepki gösterirken Jackson'da ahlaksızlık eleştirilerine maruz kalmıştı. Tüm bu tartışmalarda YouTube fikri doğdu. O dönem 29 yaşında olan Chad Hurley, 28 yaşındaki Stephen Chen ile ve 25 yaşındaki Javon Kerim, Paypal'da çalışan teknolojiye meraklı 3 arkadaşlar. Bir akşam birlikte yemek yerken Jackson'ın başına gelenler tartışmaya başladı. Yine viral video kavramı olmalı. O dönemde büyük bir tartışma yaratan ya da merak yandıran bir görüntüye ulaşmanın ne kadar zor olduğunu dile getirdi. Javon Kerim, Amerika USA Today gazetesine 2006'da yaptığı açıklamada o konuşmada insanların Super Bowl'daki bu olay gibi olmayı paylaştığı bir web sitesinin olmasının ne kadar harika olacağını konuştuklarını anlattı. Burada hareketle geliştirilen YouTube 14 Şubat 2005'te açıldı. İlk video da 23 Nisan 2005'te yüklendi. Kerim, kendi yüklediği bu 19 saniyelik videoda Santiago Hayvanat Bahçesi'ne yaptığı ziyaretten başlıyor. Arada kurulan YouTube ilk büyük yatırımını da 3,5 milyon dolar yatırımıyla bir yatırım fonundan Kasım 2005'te aldı. Çok değil, bir yıl içerisinde YouTube internetin en hızlı büyüyen sitelerinin birine dönüştü. Temmuz 2006'da günlük video ortalama izleme süresi 100 milyonu geçti. Bu hızlı büyüme teknolojisi devletin dikkatini çekti. Aynı yıl içerisinde Google tarafından 1 milyar 650 milyon dolar bedelle satın alındı. Böylece YouTube teknoloji tarihinin en büyük satın alımlarından biri oldu. Time dergisi aynı yıl yılın insanı sayısında bir bilgisayar ekranında görülen YouTube arayüzünün üzerinde siz yazısının yani you yazısının yazdığı bir kapakla çıktı. Hakkındaki tartışmalar. YouTube bugün dünyanın en büyük video paylaşım platformu olmasının yanı sıra kültür ve hayatında haber tüketimine kaybı birçok alışkanlığı değiştiren bir yapıya dönüşmüştür. Mayıs 2019 yap verilerine göre YouTube'da bir video, bir dakika yüklenen videoda içeriği 500 saate aştı. Çeyrek dönemlik reklam gelirleri raporuna göre YouTube'un yıllık geliri 15 milyar dolar olarak hesaplanıyor. YouTube'un başta gençler olmak üzere etkisi arttıkça aklında tartışmalar büyüyor. Platform telif hakkı konusuna gerek özenini göstermemekle ırkçı, homofobik ve cinsiyetçi içerik önlenmesiyle ilgili yeterince adım atmamakla ve reklam randımı konusunda bazı içerikleri dışlamakla eleştiriliyor. YouTube ise ayrımcılık yaptığı iddialarını reddediyor ve zararlı içeriklerin engellenmesi için algoritmasını sürekli güncelliyor.